ve kabartma tozumun dışındaki tüm malzememi ekledim. Karıştırdım yumurtalarımla, yoğurdumla, sıvı yağımla beraber. Şimdi bir yerde de kabartma tozuyla unu hemen şöyle birazcık elimle harmanlıyorum. Üzerine ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Hmm. Çok pratik, çok kolay. Dediğim gibi tarz yaptığımız normal şeye göre farklı. Aynen öyle. Evet, öncelikle burada diğer malzemeleri karıştırıp. Sen şu an içine hazırladın. Evet, içine hazırladım aslında. Hı-hı. Ve üzerine de ununu ekleyeceğim. Biz normalde hani hamuru yoğurduktan sonra bu tarz malzemeleri katıyorduk. Ters işlem oldu gibi. Evet, birazcık böyle hani mücver yaparken de önce kabakla böyle sağını kavurup birazcık bekletiriz. Aslında öyle bir mantıkla yapıyorum. Ve aynı şekilde de yumuşaklıkta bir böyle çörek poğaça oluyor. Hemen bunu ekliyorum. Tamam. Bu kaldı olurken. Evet. 3 bardak unumuz vardı. 3 su bardağı unumuz vardı. Hemen yoğurmaya başlıyorum. Böyle çok koyu koyu bir hamur olamayacak zaten. Malum içinde bir sürü yeşilliğimiz var. Hemen sayalım tabii ki. 3 su bardağı unum vardı. Daha sonrasında yarım çay kaşığı tuzum vardı. 1 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytinim vardı. İsterlerse yeşil zeytin de katabilirler veya peynir de katabilirler. Daha sonrasında yine 1 su bardağı kadar maydanozum ve dereotum var. Birer su bardağı. 1 paket kabartma tozum var. Ve 1 su bardağı sıvı yağ. 4 yumurtamız var. Aslında hani 4 yumurta işte fazla gibi gelmesinin nedeni yine diyorum. İşte ben mesela mücverde de çünkü kaç tane kabak rendeliyorsam o kadar yumurta eklerim. Aynı şekilde bunda da yumurtanın fazla oluşu hamurun tutmasını sağlayacak.